Bu videoda Finder, Opta, Arduino PLC'de Arduino PLC IDE programını kullanarak Ladder programında zaman örelerini inceleyelim. Nasıl programlandığına bakalım. Nerede bunlar? Sağ tarafta Library Tree var. Bunun altında Project Libraries var. Çok fazla burada bahane var ama aşağıya gelelim. Standardın altında Counters var, sayıcılar var. F-Tring, N-Tring var. Yani yükselen kenar, düşen kenar, birden fazla kontağın çıkışında kullanabileceğimiz set, reset, reset blokları var burada. Şurada timers'lar var. Şimdi gelelim bir tane zaman örüsünü çalıştıralım. Bunu neyle çalıştıralım? Üstüne shift tıkladık. Buton 1 ile çalıştıralım. Bu ne olsun? Ton zaman örüsü olsun. Şöyle de yapabilirsiniz. New block diyebilirsiniz. Buradan sürükle bırakla geliyor mu bakalım. Onu bir inceleyeceğim. Şu properties kısmını kapatayım. Alan açılsın. Aa, otomatik geliyor. Ha, cancel. Butonun üstüne bu. Oto. Hey. Şimdi butonun üstüne getirmem gerekti. Yani şu araya falan getiremiyorum şuralara. Bir de şuraya getireyim. İsmi ne olsun? Zaman. Nereye gitti? Ben mi yapamadım? Zaman 1 dedim. Bu şekilde olmadı. Şuraya getireyim. Bu şekilde geldi. Çıkışın üstüne getirdiğimde olmadı. PT değeri ne olsun? Acaba buraya milisaniye, saniye bir yerden... Ha, burada PT değerini bir yerden alabilir miyim? Bunu TIA Portal programlarken ben de kullanmıştım. Başka hafıza alanlarından PT değeri alma. Onun için tek tablosunu açıyor. Açsın. Şunu kabul edecek mi ya? 5S. Bunu merak ettim. Yoksa... kabul etmedi. O zaman 5, 1, 2, 3 milisaniye tabanlı gireceğiz. ET değeri, anlık değeri gösteriyor. Şimdi şunu yapamıyoruz. Burada onu söyleyeyim. Bir daha insert diyeyim. Network. Atım. Şimdi bunu silip, bunu sildiğinizde buraya getirip tıklayıp zaman nerede? Zaman 1'in okey. Kontağını kullandığınızda derleme hatası veriyordu. Bunu bir daha deneyeyim mi? Çıkış 1'i çalıştırsın. Okey. Şuradan derleyelim. Compile yapalım. Bir error, invalid yükleyemedi. Temel komutlarda. Burada satırı falan da gösterse iyi olur ya. Hangi satırda arız olduğunu ama. Biliyorum yani bir tane hatamız var. İlla burada bir çıkış olmak zorunda. Şimdi şu olabilir. Örneğin biraz sonra yürüyen ışıkları da yapacağız. Parçalı çalıştıracağız. Parçalı çalıştırdığımızda bu çıkışa direkt çıkışı bağlayamayacağım. Araya başka kontaklar da, açık kapalı kontaklar da kullanmam gerekli. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyoruz. Şu lokal değişkenler tablosu. Buraya insert diyorum. No name. Şurada ne var sonunda? No name değil de yardımcı röle. Bir diyeyim. Bool. Seçebiliyorsunuz data tipini. Ben bool yapacağım şu anda. Şu çıkışa bobin attım. Şuradan attım bobini. Ya da şöyle oluyor mu? New contact after bobin falan olmuyor. Neyse. Buradan attım. Burada şey yok ya. Bobinler mobinler yok. Onları buradan aldığımız için buraya koymamışlar. Şimdi buraya lokal değişkenlerden oluşturmuştuk ya. Lokal variable. Bunu kullanıp YR'yi buradan YR'nin kontağıyla, yardımcı röle 1'in kontağıyla çıkış çalıştırabiliyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Bakın derleyin, buna hata vermeyecek. Hata vermedi. Direkt çıkışa da bağlayabilirsiniz. Ama burada da kullanabilirsiniz. Hatta bunu yardımcı röle olmasın da tıklayayım. Bu ara bir connect olalım. Hala bu connect olayını çözeceğim. Connect yaptı. LED'i bağlayalım. Çünkü LED de sonuç itibariyle LED 1. Bir hafıza alanı. Okey. LED yansın yani. Burada da LED'i kullanayım. Okey. Bu ne? Ton zaman rölesi. Insert network. Bunda da buton 2'yi kullanalım. Okey. Sağ tuş new block. Buradan TOF'u seçelim. ATP de varmış. Bir dakika ya. Ton'u seçtik. TOF'u seçiyoruz. Buna ne demiştik? Yapma. Heh, şurada bak. Yukarıda yazmış. Zaman 1. Ya da zaman 2 diyelim. Şurada TP var mı? ATP gözükmüyor burada ama TP blok olarak var. Başka bir yerde mi acaba? Neyse. Buraya LED 2'yi kullanalım. Okey. Bir daha insert diyelim. Kopyala yapıştır oluyor mu? Onu bir deneyelim. Copy network. Past network. Yapıştırdı. Diğerini aşağı mı attı? Attı. Bu LED 2 olacak. Cancel. İsmi kopyalayabiliyor muyum? Şuradan. İsim sadece kopyalatmıyor. Şu yukarıdan ismi kopyalayabilsem güzel olacak. Ancak böyle kopyalatıyor. Cancel. Yani. Burada çıkış 2. Dediğim gibi direkt çıkışta bağlayabilirsiniz.
Sadece denemek için kullanıyorum bunları. Ya var ya, bir yerleri siliyorum ama nereleri sildiğimi kontrol Z mi yapmışım? Delete, delete. Bunu bir gönderelim. Et bakalım compile. Hata görmedi şuradan. Gönderdi. Ya arkadaş, ilk bağlanırken sistem dosyalarını atarken bayağı bir uğraştım. Ondan sonra hızlı gidiyor ya. Çıkış 1. Buraya bir de neyi ilave edeceğim? Çıkış 2'yi. Vay, bir dakika ya. Bir de osiloskop diyelim bakalım. Cancel. ET'ye lokal değişken atayıp osiloskopta bir bakalım. Dur. Ledleri koymayayım buraya. Şuraya bir tane daha insert diyeyim. Buna ne diyelim? Şimdi şu bir TOF'a gel bakayım. Help'ine. Oo. Üstüne çıktığında kodlarını açtı. Şu anda ama bununla işim yok. Bir dakika ya. Bir daha bir tıklayayım. Ha. Aşağıda. Şuradaki tek yapısını, yani kullandığı şeyleri, değerleri buraya tek tek koymuş. Team Start, Timer Start. Bu nerede? Timer Start. Bu muhtemelen milis programını falan kullanıyor içerisinde. O yüzden başlangıç bitiş zamanları buna lazım. Neyse, şu anda onunla işimiz yok. Şuraya gelmiş. Demin gizli demiştik ya. Şimdi ET değerine bakacağım. Unsigned double integer. Bu. Zaman değer. Şuraya gelelim. Bir dakika ya. Şu bool değil mi? Tıkladım. Unsigned. Şu double integer unsigned olması lazım bunun. Bu'su var mı? Unsigned double integer bu. Okey. Veri tipi. Şunu Z değeri atayacağım. Soru işareti. Z değer nerede? Şu. Okey. Yani ben şu anda Z değerde ne yapmış oldum? İçindeki ET değerini bir hafız alanına atmış oldum. Şimdi buraya getirelim onu. Z değer olarak. Yapma. Nerede? Aha. Z'ye bassam ya da isme göre sıralasam sıralanıyor. Z değeri niye buraya getirmeli? Variable name, location, project target library, Türkiye'nin normal bell getirmedi ya. Çok enteresan. Z değer değil mi? Z değeri ben burada niye göremiyorum? Demek ki müsaade etmiyor. Bir dakika. Peki oraya ben ne yardımcı role 1 demiştim. YR1'i görebiliyor muyum? YR1 de yok. O zaman lokal tekleri buraya getirmiyor. Peki. Bir şey daha deneyelim. Global Cancel. Global Variable. Şuraya bir geleyim. Şuraya yeni bir şey eklenebiliyor mu? Eklenemiyor. Tamam. Project. Evet. Fonksiyon. Şu New Variable Group. Şuraya insert. Bu ZZ değer. Bu neydi? Unsigned Double Integer'da. Unsigned Double Integer. Okey. ZZ değer. Şimdi gelelim bakalım bunun içerisine. Temel komutlar. ZZ değeri atacağım bunu. ZZ değer okey. Geliyor mu buraya ZZ değer? Geldi. Watch table'da globalleri görebiliyoruz. Şeyleri göremiyoruz. Okey. Osaskop ne olduğunu bilmiyorum. İlk defa burada deneyeceğim. Ha. Tamam. Osaskop müsaade etmedi. Yukarı diyor şey olarak ilave et. Browse. ZZ değer. Okey. Niye almıyor? Almıyor. Watchtable'a. Burada görüyor ama almadı. Save. Dışarıdan import export için. Remove. Silme. Taskbook Watchtable. Bir daha deneyeceğim ya. Adres. Ha, bu şimdi data yok. Bunları elle girmem lazım. Bilmiyorum o yüzden. Cancel. Lokasyon. Şöyle bir Tom. Okey. Getirmedi. Bir daha bir deneyelim. Lokasyon main'de değil. Bir dakika, bu ne, temel komutlar mı? Temel komutlar diye bir şey var mı? Temel komutlarda. Browse. ZZ değer. Okey. Watch. Bunun üstüne biraz daha çalışmam lazım. Buraya getiremedim. Yani. Neyse, videoyu uzatmayayım. Onun denemelerini ben daha sonra yaparım. Şu an videoyu çekerken aklıma gelmişti, o yüzden deneyeyim dedim. Bu şekilde gönderelim.
Artık şuradan görüyoruz. O nedenle öbür kameradan yayın yapmayacağım. Gönderelim. Compile yap bakayım. Vermiş. Sıfır hata dedi. Gönder. Aa, gönderdi. Tamam, güzel. Şu anda peki çalışıyor mu? Ha. Bir dakika, şu ne? Live. Şuradan görebiliyoruz mu? Onları ben niye göremiyorum? Tamam, şimdi oldu. Şuraya basmam gerekliymiş. Şimdi şuradaki top zaman rölesini çalıştıralım. İki satırı birden göreyim. Bu ne, buton 1 mi? Buton 1 şu muydu? O değil, buton 2'ymiş. Buton 1'e tıkladım. Direkt çıkış verdi. Elimi çektikten sonra 5 saniye sayacak. Elimi çektim. 5 saniye sayacak ve normale dönecek. Döndü. Tonda neydi? 5 saniye bekleyecek. Özür. Bastım. 5 saniye. Bu tof, özür. Aa, ikisini de tof almışım. Bir dakika. Online'dan düşeyim. Niye öyle yaptım ben? Değiştirebiliyor muyuz? Eno. Ha, ISE normunda Eno da var. Yani hata izlemek için. Onu istemiyorum. Buradan TOF'a geçebileceğiz mi? Hadi bakayım. Properties. İçerisindeki data bile onu görebiliyoruz. Cancel. Çift tıkladık. Değil. İstediğim o değil ki. New contact after. Artwatch. Refactoring. Bilmiyorum bunun ne olduğunu. Kodunu görüyoruz. Yapma ya. Sileceğim mi? Sileceğiz, öyle gözüküyor. TOF'u yukarıda kullandım. Aşağıdakini ton yapacaktım. Neyse. Buna ne dedik? Zamandır onu yine zaman 2 olarak. New block. Şuradan gel bakayım, tofu tonu alacağız. Tonu içine koyduk. Zaman 2 dedik. Okay. Aa, top seçip duruyor. Kontrol Z. Hata bende. Zaman 2'yi kullandım diyor. Muhtemelen şurayı bir yere attı kendisine. Zaman 4 diyelim. Tamam. PT değeri 3, 1, 2, 3, 3 saniye olsun. Zaten çıkışlar aynı. ET bir yere atamayacağım. Üstünde yazıyor. Şimdi bakalım zaman 2 nerelerdeymiş. Hadi bakayım. Buraya gelmiş mi? Ya da zamanları görebiliyor muyuz? Sileyim. Bunlar herhangi bir işim kalmadı. Deneme yaptım, olmadı. Şuraya gelelim. Evet. Burada yok. Ha. Aşağıya kullandığı tekleri getirmiş. Zamanı sildim ama 2'yi burada kalmış. ZZ değer de burada var. Silmiyor mu del tuşuyla? Silmiyor. Acaba program içerisinde zaman 2 kullanıldı mı? Yok. Compile yapalım bakalım derleyecek mi? Bir error. Object ZZ değer bulunamadı. Bunu buradan niye silemiyorum ben? O nerede? Ha, durun bir dakika, şimdi çözeceğim gibi. Zaman 2, zaman 1. Şuradan delete. Z değer. ZZ değeri de buradan sildim. Şimdi compile yapayım. Compile etti, hata vermedi. Gönderelim. Şimdi TOF'u denemiştik. Onu hatalı yapmıştım. Şuradan online'a bağlanalım. Live debug map. Ton 2 bu muydu? Değil. Özür. Bastık. 3 saniye saydı ve çıkış verdi. Zaman ödeleri bu şekilde. Bir tane TP gördüm sanki orada. Onu bir deneyeceğim. İşlem yapamıyoruz. Online'dan çıktım. Great. Şunu sileyim. TP vardı sanki. Şuradan da sileyim. Şimdi derleme hatası verecek mi? Vermedi. Halbuki bu buradaydı. Ha, ZZ değeri üstünde bıraktım diye mi verdik acaba? Neyse. Direkt. Direkt. Zaman ödelerini sanki bir FB'nin içerisinde iş yapıyormuşuz gibi buraya atıyor. Şu butonun çıkışına new block TP görmüştüm. Z 6 diyeyim. 5 diyeyim. Neyse. PT
2, 1, 2, 3, 2 saniye diyelim. Bunu gönderin piyasaya. Online aldık. Yeşilledim. Yanıyor zaten. Şöyle 2 saniyelik STP var. Burada yok. Yani Live TV'deki kütüphanedeki ile buradan eklem kütüphane de yok. Başka bir yerde var mı bilmiyorum. Ben bir kurcalayayım bakayım. Ben kütüphane oluşturabiliyor muyum? O da önümüzdeki şeylerin konusu olsun. Videoların konusu olsun. Bu videoda Finder Opto PLC'de zaman rölelerini PLC IDE programında Ladder dilinde oluşturduk. Denemelerimizi yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. We'll be right back.